36. soruya bakacak olursak arkadaşlar, bir kalıtım sorusu ve Mendel'in çalışma yaparken, bezelye üzerinde çalışma yaparken hangi kavramı açıklayabildiğini söylüyor arkadaşlar. Mendel sadece tam baskınlığı bulabildi. Yani dedi ki sarı tohum her zaman yeşil tohuma baskın. Yani büyük ağa her zaman küçük ağaya baskın ve ortamda büyük ağa olduğu müddetçe küçük ağa çekinik durumda kalacak ve her zaman büyük ağanın özelliği fenotipte görecektir. Ama Mendel mayoz bölünmeyi bulamadı mesela arkadaşlar. O yüzden eşeğe bağlı kalıtımı ya da bağlı genler üzerine bir yorum yapamadı. Eş baskınlık, eksik baskınlık ya da çok allelilik üzerinde bir yorum yapamadı. Sadece tam baskınlığı yorumladı ve buldu. 37. soruya baktığımızda bir duyu organları sorusu arkadaşlar. Bana diyor ki soruda duyu organları ve buradaki reseptörlerin bulunduğu kısımlardan hangileri yanlış eşleştirilmiştir? Şimdi deriye baktığımda reseptörler, kan damarları, bunların hepsi alt deri yani dermiste bulunacaktı. Doğru. Kulaktaki mekanoreseptörler en küçük organımız olan korti organında bulunacak. Gözdeki fotoreseptörler sarı benek, ağ tabakadaki sarı benekte bulunacak. Dildeki arkadaşlar kemoreseptörler tat tomurcukları yani papillalarda bulunacak. Doğru. Ama arkadaşlar burundaki kemoreseptörlerin dendrit ve hücre gövdesi kısmı nerede bulunacak? Sarı bölge dediğim bölgede bulunacak. Doğal olarak reseptörün bir kısmı sarı bölgede bulunacağı için cevabımız burada Bursa olacaktır. 38. soruya bakacak olursak bir fermantasyon sorusu. Diyor ki çizgili kas hücrelerimizde laktik asit fermantasyonu olmuş ve buna göre hangileri doğrudur? Şimdi birinci öncüle baktığımızda A zaman aralığındaki fermantasyon hızı D zaman aralığından fazladır. Şimdi baktığımda ikisinde de eşit bir nokta seçiyorum zaman olarak. Mesela şurayı seçiyorum arkadaşlar A için. Ve götürdüğümde bu noktada şu kadar laktik asit üretmişim. D için baktığımda aynı noktadan seçiyorum arkadaşlar. Yine götürüyorum. Çok düzgün çizemiyorum ama sonuçta A'ya göre daha az laktik asit üretmişim. Aynı zaman aralığında, aynı zaman süresinde A'da daha fazla laktik asit ürettiğim için o zaman buradaki fermantasyon hızı daha hızdır diyeceğim. Tüm aralıklarda glikoliz reaksiyonları gerçekleşmektedir diyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum var. Bu bir canlı hücre ve her zaman aralığında solunum yapıyor ve tüm solunum çeşitlerinde yani fermantasyonda da oksijenli ve oksijensiz solunumda da glikoliz ortak olacaktır. Doğru. O yüzden C zaman aralığında hücre oksijensiz kalmıştır diyor. Ama arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. Fermantasyon için zaten oksijene gerek yok. Yani oksijenin olup olmaması ortamda fermantasyon hızını etkilemeyeceği için o yüzden 3. öncül yanlış olacak ve cevabımız bu yüzden 1-2 yani Bursa olacaktır. 39. soru bir protein sentezi sorusu. Güzel bir soru arkadaşlar. Şimdi bakın bana mRNA üzerindeki neleri vermiş? Kodonları vermiş. Yani şu benim bir mRNA ve buradaki kodonlara baktığımda işte metiyoninki başlangıç kodonum A, U, G yani adenin, urasil ve guanin. Lizin, adenin, adenin, guanin. Lösine baktığımda arkadaşlar sitozin, urasil ve sitozin. Triptofana baktığımda urasil, guanin ve guanin. Şimdi ben bu mRNA'yı DNA üzerinden sentezledim değil mi? Ve DNA'nın anlamlı zincirindeki kodları istiyor ki zaten ben bu mRNA'daki kodonları buradaki kodlara göre sentezledim. O yüzden sırasıyla gittiğimde metiyoninin karşısına yani AUG'nin karşısına ne gelmesi lazım? Bu anlamlı zincire göre nasıl bunu sentezlerim? Demek ki burada arkadaşlar kod olarak timin vardaki adenin geldi. Adenin vardaki RNA'da timin olmadığı için urasil geldi ve sitozin vardaki guanin geldi. Devam ediyorum. Adenin, adenin, guanin gelmesi için o zaman ne vardı? Timin, timin ve sitozin vardı ki bu geldi. Sonra sitozin, urasil ve sitozinin gelmesi için guanin arkadaşlar. Adenin vardı ki timin gelemedi. Urasil geldi ve yine guanin geldi. Ve son olarak urasil, guanin, guanin gelebilmesi için adenin, sitozin olmalıydı. Şimdi buna göre bana metiyonin, triptofan, lösin ve lizin aminoasitlerinden oluşan, bu sırayla oluşan bir protein sentezletiyor. Metiyonine başladığıma göre TAC ile başlayacağım. Gitti. Sonra triptofan geliyor. Triptofan arkadaşlar en sondakiydi. Yani adenin, sitozin, sitozin. Sonra lösin. Lösin için baktığımda guanin, adenin, guanin. Ve son olarak lizin geliyor ki o da timin, timin, sitozinden oluştuğu için cevabımız Edirne olacaktır. Ve son soru 40. soruya bakıyoruz arkadaşlar. Ki ÖSYM'nin çok sevdiği bir soru tarzıdır. Bir şeyi işaretler ve sana dolaşım sisteminde tüm
vücutta dolaştırır. Diyor ki bana kapı toplar damarına işaretli bir glikoz vermişim ve bunu radyoaktif yöntemle izliyorum. Ve en kısa yoldan böbrek atar damarına ulaştığını gözlüyorum ve hangi noktalardan geçmemiştir diyor. Şimdi kapı toplar damarına verdim. Kapı topları da oradan karaciğere bağlanıyordu. Sonra karaciğerden neyle çıkacak? Karaciğer üstü toplar damarı. Karaciğer üstü toplar damarı alt ana toplar damarla kalbin sağ kulakçığına getirdi bunu. Sonra sağ kulakçıktan sonra sağ karıncık ve sağ karıncıktan sonra akciğer atarıyla bu kirli kan akciğerlere gitti. Temizlendi yani oksijen aldı. Sonra akciğer toplarıyla arkadaşlar nereye geldi? Sol kulakçık, sonra sol karıncık, sonra aorttan çıkacak ve aortla böbrek atar damarına ulaşacak. Böbrek atar damarına geldiğim için karaciğere uğratmıyorum tekrar ve bu yüzden karaciğer atar damarından geçmeyecektir. Güzel sorulardı. Umarım hepiniz için güzel bir deneme olmuştur arkadaşlar. Hoşça kalın.